parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir denilmiş arkadaşlar. Parçamıza baktığımızda ki bu tarz sorular çok değerlidir arkadaşlar sanatçıları tanımamız adına bu tarz bol bol soru çözmenizi tavsiye ederim. Şimdi burada özellikle romantik, milliyetçi ve idealist bir yaklaşım sergileyen sanatçı ifadesi bizim için değerli arkadaşlar. Modern Türkiye'nin doğuşunu ve sosyal değişimi değişimini oldukça hareketli bir şekilde yansıtmıştır ifadesi. Ve ardından milliyetçi bir yaklaşımla eser veren sanatçı kısmı bizim için değerlidir burada. Bununla birlikte arkadaşlar milli mücadeleyi köylüleri ve köylülerin sorunlarını yapıtlarında işlemiştir ifadesi yine önemli. Eserler tabii ki en kritik noktalarımız bizim. Dikmen Yıldızı, Veyana, İki Süngü Arasında isimli eserleri verilmiş arkadaşlar. Sanatçımızın tabii burada Dikmen Yıldızı çok değerli bir eser. Çok önemli bir eser. Biz burada Bir Milli Mücadele romanı görmekteyiz arkadaşlar. İki Süngü Arasında keza öyle. Bunun dışında çok fazla eser vermiş bir isim. Fakat bunların ön plana çıktığını, bu özellikle iki eserin ön plana çıktığını görüyoruz. Bunun dışında bir de Bir Şoförün Gizli Defteri arkadaşlar yine önemli romanlarından birisidir. Hikaye alanında da özellikle Türk Kalbi, Türk'ün Kitabı, Kurbağacık isimli eserleri önemlidir arkadaşlar. Sanaç, sanatçımız tabii Aka Gündüz. Yani cevap D olmalıdır. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır denilmiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi seçenekleri okuyup yöneliyoruz. Burada en kolay kestirebileceğimiz örneğin hece ölçüsüdür arkadaşlar. Ne yaparız? Çünkü ünlüleri sayarız. Ve ünlüleri saydıktan sonra e, rahatlıkla kaçlı olduğunu söyleyebiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ve altta da yine 11 tane hece olduğu dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 11 hece ölçüsü denilebilir. Zengin uyak buna da kolaylıkla ulaşabiliriz. Oldu, soldu, doldu. Dikkat edin duğular burada nedir? Duğular redif arkadaşlar. Şöyle belirtelim. Do'lar redif çünkü aynı anlamda aynı görevde. Ol, sol ve dol. Burada ne oluyor? Ollar benziyor arkadaşlar. Dolayısıyla ollar ne olacak? Tam uyak olacak arkadaşlar. Tam uyak. Dolayısıyla burada zengin uyak yok. Tam uyak var. Cevabımız da D olmalı diyebiliriz. Düz yak olduğunu zaten A, 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 B şeklinde olduğundan söyleyebiliriz. Söz sanatlarına yer verilmiştir. Evet, döküldü yaprağım güllerim soldu derken burada hüsnü talihli yapıldığı söylenebilir. İstiyare yapıldığı söylenebilir. Bunlar ifade edilebilir. Veysel ifadesinin geçmesi nedeniyle son dörtlük olduğu, tapşırma bölümü olduğu söylenebilir. Cevabımız D arkadaşlar. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denilmiş. Ee, sanatçımızın günlük hayattaki sevinç, alışkanlık, aksaklıkları yansıttığı aktarılmış. Bununla beraber mizah ve hiciv ustası olarak adlandırılmış. Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, Kızıl Saçlı Amazon, Yalıda Sabah isimli eserleri buraya ünlü hikaye kitapları olarak aktarılmış arkadaşlar. Bunun dışında sanatçının Sancho'nun Sabah Yürüyüşü, Tuş, Yaşasın Demokrasi, Ayışında Çalışkur gibi... E Öykü alanında eserleri vardır arkadaşlar. Sanatçımız aynı zamanda tiyatro alanında çok ünlüdür ve çok önemli yapıtlar ortaya koymuştur. İlk epik tiyatromuz olarak bilinen Keşanlı Ali Destanı kendisine aittir. Bunun dışında Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Huzur Çıkmazı, Fazilet Eczanesi, Günün Adamı gibi arkadaşlar birçok tiyatro eserine imza atmıştır. Cevabımız Haldun Taner olmalıdır. Cevap A. Milli Edebiyat Dönemi hikayeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi çoğunlukla Mopasant tarzı kullanılmıştır. Mopasant tarzı nedir? Olay hikayesi arkadaşlar. Şimdi Milli Edebiyat Dönemi'nde milli mücadele de olduğu için arkadaşlar olay hikayesi önemlidir, değerlidir. E, bu yüzden bu tercih edilmiştir çoğunlukla. Realizm yani gerçekçilik de yine aynı hassasiyetle önemlidir arkadaşlar. Çünkü gerçekleri aktarma hedefi içerisinde olmuşlardır sanatçılar. Olaylar tamamen İstanbul'da geçmiştir ifadesine katılmıyoruz. Özellikle Anadolu merkeze yerleşmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla mekanımız artık İstanbul değil Anadolu'dur. Özellikle Anadolu'ya yönelmişlerdir ki yıllardır, yüzyıllardır ihmal edilen mekan olarak bir ahde vefa mantığıyla Anadolu'ya çok fazla yönelmişlerdir. Cevabımız C olmalıdır. Yukarıda birinci gruptaki eserlerden hangisinin yazarına ikinci grupta yer verilmemiştir denilmiş. Bu tarz bir soruda hemen eşleştirme yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Nemide isimli eser Halis Ziya ile aittir. Nadide isimli eserimiz Hüseyin Cahit Yalçın'ındır. Gönül Hanım Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nundur. Tesadüf de Hüseyin Rahmi Gürpınar'ındır arkadaşlar. Ferdai Garam isimli eserimiz ise Mehmet Rauf'a aittir. Bu nedenle burada eksik vardır, eşleşmemektedir. Cevabımız da 2 yani B olmalıdır. Tanzimat ikinci dönem eserleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Realizm, naturalizm etkisi vardır. Evet, örneğin Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası realist romanımızdır. Naturalizmede Nabizade Nazım'ın eseri örnek olarak verilebilir Karabibik özellikle. Eserlerin sonunda iyiler ödüllendirilmiş, kötüler cezalandırılmıştır. Arkadaşlar böyle bir şey söylememiz mümkün değildir. Çünkü bu bir modern hikayedir ya da modern romandır. Bununla beraber ne diyebiliriz arkadaşlar? Bu nerede görülebilir? Halk hikayelerinde görülebilir bu ifade. Fakat halk hikayesinden bahsetmiyoruz. Bu yüzden cevabımız B olmalıdır. Bu tabloda numaralanmış bölümlerden hangileri bilgi yanlışına sebep olur denilmiş arkadaşlar. Şimdi bu açıdan baktığımızda Ahmedi'nin İskendernamesi savaş ve kahramanlık anlatır. Fuzuli, Leyla ile Mecnun'u tabii ki aşk anlatır. Şeyh Galip'in Hüsnü aşkı dini tasavvufi bir aşkı anlatır arkadaşlar. Allah aşkını anlatır. Nabi'nin Hayriye isimli eser ise şehir şehrin güzelliklerini anlatmaz arkadaşlar. Bir nasihat öğüt kitabıdır. Bu açıdan burada yanlış vardır. Bunu söyleyebiliriz. Şeyh'in Haptame isimli eseri de uyku Temelli bir eserdir arkadaşlar. Uykuda görüldüğü e, iddia edilen işte bir takım olaylar e, uyku aracılığıyla aslında rüya aracılığıyla daha doğrusu aktarılmaktadır arkadaşlar. Mizahi eleştiri yoktur burada. E, bu anlamda bilgi yanlışı vardır. 4 ve 5 diyebiliriz. Burada hapname yerine harname denseydi doğru derdik örneğin. E, ama bu haliyle yanlıştır. 4 ve 5 cevabımız yani cevap E olmalıdır. Şiire özgü bir edebi akım olan Parnasizm'de sanatçılar denilmiş ve 5 tane ilke verilmiş arkadaşlar. Bunlardan hangisinde bilgi yanlış olduğu soruluyor. Şimdi dış yapıya büyük önem verdiler. Onlar çünkü sanat için sanat ilkesiyle hareket ettiler ve estetiği, güzelliği önemsediler. Nazım biçimi, nazım birimi, ölçü, kafiye, redif gibi ögeleri mükemmel şekilde tutmaya çalıştılar. E, mükemmeliyetçi bir yapısı vardır Parnasizm'in. Ritim ahenk ögelerini dikkate aldılar ve bu şekilde şiir yazdılar. Evet mükemmeliyetçilik ile bağlantılıdır zaten yine bu. Ve dördüncü cümlede bilgi, bilgi yanlışımız var arkadaşlar. Toplum için sanat denilmiş. Hayır toplum için sanat değil. Nedir peki? Sanat için sanat anlayışıyla ortaya konulmuştur arkadaşlar ürünler. Bu nedenle dördüncü cümlemizde ifademizde bilgi yanlışı vardır. Tarihsel olayları eserlerde ele alma denilmiş. Tarihsel olayları eserlerde ele alma derken arkadaşlar nedir? E, doğru mudur? Doğrudur. Tabii ki e, onlar estetik amaç güderler ama mesela Parnasiyanlar özellikle e, mitolojik unsurlara, mitolojik hikayelere çok fazla yer vermişlerdir eserlerinde. Dolayısıyla tarihten yararlandıklarını tabii ki söyleyebiliriz. E, yalnız 4 diyeceğiz cevabımız. Yani cevap B olmalıdır arkadaşlar. Bilgi yanlışımız sadece 4'te var. Mani nazım şeklinin biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu dizelerle bir mani oluşturulduğunda sıralaması aşağıdakilerden hangisi olur denilmiş. Arkadaşlar şimdi burada tabii ki birincisi seçeneklerin hangi sırada verildiği bizim için çok değerli. Şimdi burada ne yapacağız mani olarak? A, A, X, A şeklinde oluşturmamız gerekiyor. Kafi örgüsü bu şekilde çünkü. Şimdi görünürde baktığımızda görünürde baktığımızda en fazla belki ikinin yeri değişecek gibi görünüyor. Fakat nedir arkadaşlar? burada seçenekleri de dediğim gibi dikkate alacağız. Örneğin 1, 3, 2, 4 de diyebilirdik. Ama 1, 3, 2, 4 olmadığı için bunu demeyeceğiz. O zaman ne yapacağız? Kaşların çok dedikçe diyeceğiz. Yani 3 numarayı şuraya alacağız. Kaşların çok dedikçe, kirpin ok dedikçe, pek mi gönlün büyüdü, sen gibi yok dedikçe. Yani sıralamamız 3, 1, 2 ve 4 şeklinde olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da nedir? B diyebiliriz. Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangileri bilgi yanlışı içermektedir? Bilgi yanlışına neden olmuştur denilmiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarından bazıları denilmiş. Satuk Burahan İslamiyet etkisindedir. Yani İslamiyet'in kabulünden sonra ...meydana gelmiştir. Manas destanı... ...kırgızlara aittir ve İslamiyet etkisiyle... ...oluşturulmuştur. Cengiz de Han ...destanı öyledir. E, ve Battal Gazi destanı... ...Danışmet Gazi yine... E, ...aynı şekilde İslamiyet'in kabulünden sonra... ...ortaya konulmuştur arkadaşlar. Atilla destanı için ise bunu söyleyemeyiz. Atilla destanının... ...Hun döneminde ortaya konulduğunu... ...ve Oğuz destanlarından... ...birisi olduğu söylenebilir. E, Oğuz boyuna ait destanlardan birisidir... Bu yüzden 4 numarada bilgi yanlışı vardır. Yalnız 4 diyeceğiz. Cevabımız B olmalıdır. Karagöz oyunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. A seçeneğine baktığımızda mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur denilmiş. Bu kısım doğrudur arkadaşlar. Ve oyunun asıl konusu muhavere bölümünde yer alır. Buna çarpıtıyorum arkadaşlar çünkü yanlış bir bilgidir. Asıl konusu fasıl dediğimiz bölümde gerçekleşir. Ee, Muhavere bölümü ise arkadaşlar nedir? Çene yarıştırma bölümüdür. Çene yarıştırma e, bölüm olarak nitelendirilebilir. Karagöz ve Hacivat'ın ilk karşılaştığı ve sohbet ettikleri, birbirlerini yanlış anladıkları ve genellikle de tartışıp kavga ettikleri bölümdür. Cevabımız A olmalıdır. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş arkadaşlar. Şimdi e, hemen bakalım tam uyak kullanılmıştır denilmiş. Kontrol edelim arkadaşlar bunu. Geldim buldum. Şimdi buradaki dumlar arkadaşlar nedir? Dim dum olarak belirtilen kısım. Bu, bu tip şeyleri görmezden geliyoruz aşk edebiyatında arkadaşlar. Ee, herhangi bir sorun yok bu kısımda. Onu söyleyebiliriz rahatlıkla. Divan edebiyatı olsa bir sorundur ama e, halk şiirinde sorun değil. Bu rediftir arkadaşlar. Geriye kalan L sesi var arkadaşlar. Bu L sesi nedir? Yarım kafiye, yarım uyak. Onu söyleyebiliriz. Yarım uyak tek, tek sesten kaynaklı. Yare var, çare var dediğimizde dikkat edin arkadaşlar. Bu varlar aynı ses tekrarı olduğu için, anlam da aynı olduğu için redif. Kelime düzeyinde redif. Yare ve çarede dikkat edin. Areler var. AR'ler de üç ses benzerliğinden kaynaklı. Zengin uyaktır arkadaşlar. Bu açıdan baktığımızda tam uyak örneklendirilmemiştir. Yarım var, zengin var, tam yok. Cevap bu yüzden A olmalıdır. <laughs>